şey mi yapıyorum, kötü bir şey mi? Hala aradayım çünkü bununla ilgili bir iyi yorumlar var. Bir diğerleri işte şöyle sıkıntılı tahmin diyor. Tahmin ettiğim şey mi? Aralıklı oruç. Ben öyle besleniyorum. Formum koruma yöntemim mesela. Diyet yapmıyorum ama aralıklı oruç sistemiyle üniversite yıllarımdan bu yana bilmeden böyle besleniyorum. Ama hiç kilo alıp vermedim. Hep acaba aynı ben de yemiyorum. Aralıklı oruç mu oluyor? Ya mesela öğlene kadar ben sadece su, limonlu su, biraz çay, kahve öyle idare edip öğlende sabaha birleştiririm 11-12 gibi. Akşamüstü de 6'da yemek yiyorum. Yani bu aralıklı 7'de. Oruç doğru mu mesela? Bu mu? Evet, ben bu mudur evet, yani? Bunu aralıklı oruç. Giderek değil bu benim yaptığım açıkçası. Diyebiliriz. Bence çok iyi yapıyorsunuz. Burada tabii ki tıbbın genelinde olduğu gibi tek bir doğru yok. Evet. Yani aralıklı orucu herkes belli saatlerde yapmalı, iki öğün yapmalı, tek öğün yapmalı gibi genel bir doğru söyleyemiyorum. Çünkü tamamen dediğim gibi aslında kişiye özel. O kişinin metabolizması nasıl, hormonal durumu nasıl, o anda bir kronik hastalığı var mı, kullandığı ilaçlar var mı ya da işte takviyeleri vesaire. Yani tamamen buna yönelik bir değerlendirme sonucu. O kişiye özel bir beslenme ve aralıklı oruç uygulayacaksak eğer karar vermemiz gerekiyor. Burada aslında binlerce yıldır insanın beslendiği gibi devamlı atıştırmalık ya da öğün yapmaktan ziyade günde tek veya iki öğün yapmak, haftanın belli günlerinde örneğin haftanın 3-4 günü iki öğün beslenme, kalan günler 3 öğün beslenme gibi yapılabilir. Bu tamamen değiştirilebilir ve modifiye edilebilir bir yöntem. Tek bir doğru yok. Ama önemli olan kişi acıktığında, gerçekten acıktığında, duygusal olarak ihtiyaç hissettiği için veya üzüldüğünde bir şeyler yemek istediği için değil, gerçek bir açlık hissettiğinde yemek, vücudumuzu dinlemek. Sabah uyandığınızda aç değilseniz kahvaltı yapmak zorunda değilsiniz. Hayatta yiyemem mesela. Ya evet. Öğlene kadar bana diyorlar ki ev halkı nasıl duruyorsun Didem. İstemiyor, evet. Canım istemiyor, midem istemiyor. Belli bir noktada acıkıyorum tabii ki. Özellikle Türkiye'de sabah uyanıp çayı demleme ve kahvaltıya oturma durumu var. İster gece kebap yemiş olun, tok uyanın. İster bir şey yemiş. Seviyorlar o. Yani gece kebap yediysek kesin sabah aç uyanırız zaten. Aralıklı oruçta da şöyle saat aralıkları var. Bazı app'ler yapılmış bununla ilgili. Evet. Yaşam tarzınıza göre işte 8-16 ya da 10-19 falan gibi neyse. Ben de biraz bunu eşime uydurmaya çalışan biri olarak hakimim bunlara. Bilinçsizce yaptığım şey form koruduğu için etrafımdaki herkes soruyor. Ben de yaptığım şeyin aslında bir sistem olduğunu gördüm yıllar sonra. Peki bu böyle bir şey mi? Aynı saatte mesela yeme saati geldi. İstediği her şeyi yiyebilir mi? Aslında şöyle, o saatte her gün aynı saatte yemek yiyeceğiz diye bir şey yok. Çünkü bir önceki gün yediklerimiz, o gün yapacağımız aktiviteler, sosyal hayatımız ya da iş hayatımız değişebilir. Yani o gün çok erken kalkmanız gerekmiştir. Sabah 5'te kalkmışsınızdır. 12'ye kadar aç kalamayabilirsiniz. 11 gibi, 10 gibi normalde acıkmıyorum ama bugün acıktım dediğiniz takdirde evet o günün ilk öğününü daha erkene çekebilirsiniz. Yani bu hayata modifiye edilebilir ve edilmelidir de. Biz makine gibi değiliz. Yani her gün saat 11'de ilk öğünümü yaparım, 5'te son öğünümü yaparım demek çok doğru değil. Sürdürülebilir de değil aslında. O yüzden durumlara göre, kendi hayat rutinimize göre, işimize göre yani bazı insanlar çok erken kalkıyor. Bazı insanlar daha geç kalkıyor. Erken kalktığımda evet ben de yiyeceğim. 11'i bekleyemiyorum mesela. 6.30'da aslında sabah okula ben yolluyorsam mecburen kalkıyorum. Nasıl dayanayım 12'ye, 11'e kadar? Aynen. Nerede ya, pazar biraz günü, hafta 10 oluyor. 11 olmuyor. Ama tek öğün yiyorsa her şeyi yiyebilir ama iki öğün yapıyorsa biraz daha az filan gibi mi? Bir izleyicilerin bir mantık bulmaya çalışıyorum. Şöyle yani genel penceresini çizeceksek tabii ki az önce saydıklarım gibi doğru beslenme prensiplerine bağlı kaldığımız süreçte gıdaları da doğru seçtiğimiz durumda her şeyi yiyebiliriz. Siz nasıl besleniyorsunuz? Bakıyorum cildiniz falan parlıyor, ışıl ışıl. Yani bunun aslında yaşla da çok alakası yok. Yani teniniz, cildiniz bakıyorum böyle bir ışıldıyorsunuz. Teşekkür ederim. Eşiniz çok naziksiniz. Ben de öyleyim. Tabii ki burada Gürkan'ıma da çok desteği oluyor. Onu Gürkan Bey, şimdi harika bir sorum var. Bir şey duydum. Onu soracağım şimdi. Evet. Yani burada tabii ki doğru kaynaktan beslenmek, ben genellikle kendi yemeğimi kendim yapmayı tercih ediyorum ama dışarıda yemiyor muyum? Yiyorum tabii ki. Sosyal hayatımı kısıtlamayacak ve beni strese sokmayacak bir beslenme düzenine sahibim. Bunu da uzun yıllardır sürdürüyorum. Tabii ki gerekli takviyeleri kullanıyorum, egzersiz de yapıyorum. Stresi de yönetebildiğimiz takdirde zaten aslında insanın daha sağlıklı aslında ve iyi hissetmesi için. Denge. Evet, denge. Kesinlikle. Peki şu an tam mevsimi.
eminim izleyicilerimizden de ya bu konuya da girseler keşke dedikleri bir konu. Migren. Hani rüzgarlı havada artar, mevsim geçişlerinde artar böyle. Onunla ilgili de fonksiyonel tıpta yapılan şeyler var diye biliyoruz. Evet. Nasıl yaklaşılıyor migrene? Migreni aslında beynin inflamatuar hastalığı olarak adlandırıyoruz artık. Yani sadece bir ağrı kesici kullanıp ağrıları baskılamak yerine migreni kişide ne tetikliyor? Stres mi tetikliyor, açlık mı tetikliyor yoksa egzersiz mi tetikliyor? Bunları bulup o kişiye özel baş ağrılarını kontrol edebilmek için ya da bazı gıdalar tetikliyorsa, inflamatuar gıdalar fazla tükettiğimizde ya da o kişiye duyarlılık yaratan gıdalar tükettiğinde bu migren ataklarında artış görüyoruz. Bunları hayatından çıkarttığımız ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğimiz zaman bu atak sıklıklarında azalma gözlemliyoruz. Tabii ki bir takım takviyeler de kullanmak gerekebiliyor. Atağa yol açan kaynaklara odaklanıp evet. Onlar olmadan bir yaşamı nasıl planlarız kesinlikle diye yaklaşıyoruz. Kök nedeni bulup tamamen o kişiye özel bir yaklaşım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim. Bilgilerdi ve genç